Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bugün yine sizlerle birlikte yaratıcılık egzersizlerini konuşacağız. Nasıl yaratıcılığımızda yeni boyutlar açabiliriz? Nasıl ufak tefek alışkanlıklarımızla yaratıcılığımızı destekleyip bunu geliştirebiliriz? Daha önceki dersimizde size ufak farklı çözümler üretip farklı yaratıcılık egzersizleri nasıl yapılır biraz bundan bahsetmiştim. Bugün yine bunlara yenilerini ekleyeceğim. Bunların her birine sizler kendinize göre ilginç isimler verebilir, bunları farklı şekilde tanımlayabilir, adlandırabilir ve böylelikle hatta yenilerini üretebilirsiniz ki zaten en sonunda bunu sizden rica edeceğim, bunu isteyeceğim. Bunlardan bugün size anlatacağım. Bir mekanda çalışıyor servimiz ve bu mekanda örneğin benim bir masam var şu anda. Pek çok nesne var. İşte bardak, bant sürücü, kalemliklerim, bolca kalem, kitaplarım, sözlüklerim, defterlerim, farklı farklı defterlerim, kağıtlarım, mühürlerim, makas vesaire. Bunları masamızın üzerindeki bu nesneleri alıp bunları birleştirerek tuhaf şeyler yapma. Bakın bu da ilginç bir egzersiz. Masa hep aynı. Ama alıp bu her neyse bu nesne, örneğin burada bir kuksa duruyor, burada bir halat duruyor, bir bağ. Bunu farklı şekilde birleştirip bundan farklı bir şey yapmaya çalışmak. Sonra da buradaki başka bir kalem kutusuyla bunu birleştirip bunu bunun etrafında sarmak. Bunun için harcayacağınız bir 10-15 dakika ve sonunda ortaya çıkan şeyin cep telefonuyla çekilip bu isim verdiğiniz yeni klasöre bunun kaydedilmesi. Masa hep aynı, değişmiyor. Kimi zaman ilginç farklı dokular, kağıtlar, bunların birleştirilmesi. Kimi zaman garip nesnelerin tekrar birleştirilmesi. Kimi zaman bu kitapların farklı yan yana konması. Sizin kafanızda her gün için yeni bir tatlı dert, bir baş edilebilir problem yaratacak değerli arkadaşlarım. Aslında dikkat ettiyseniz tüm verdiğim önerilerde hep bir baş edilebilir sorun, tatlı dert dediğim yeni bir çözümleme yöntemi düşünüp öneriyoruz. Daha doğrusu bunu istiyoruz, bunu motive ediyoruz. Bugün size belki de daha evvel duymadığınız bir canlıdan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Bu canlının adı deniz üzümü. Deniz üzümü bir yumuşakça türü ve ilginç bir adeti var bu canlının. Yaşamın ilk dönemlerinde ortalıkta yüzüyor. Denizde yüzüyor. Sonra kendine bir kaya midyesi misali bir yer bulduğu zaman burada beslenip gelişmeye başlıyor. Ve kendine uygun bir yeri bulduğu zaman, yani tutunacak bir yeri bulduğu zaman artık yüzmeyi bırakmıyor ve yaşamını orada sürdürüyor. Yüzmeyi bıraktığı için yeni şeyler görmüyor ve farklı besinler de almıyor. Çok ilginç bir şey yapıyor arkadaşlar. Kendi beynini emiyor ve kendi beyniyle yaşamını sürdürüyor. Aslında kalıcı bir ev buluyor, kalıcı bir mekan buluyor. En uygun şartlarda hayatını devam ettirmek istiyor. Dikkat edin, artık ihtiyacı kalmayan, ona yeni çözümler üretmek için belki de ihtiyacı kalmayan organını, beynini yiyerek hayatının sonunu getiriyor. Ve hayatın sonuna kadar da bu şekilde yaşıyor. Aslında bu deniz üzümünden alacağımız ilginç tabii dersler var bizim. Bu da arama, karar verme ve yeni çözümler üretme, yeteneğimiz, daha doğrusu isteğimiz yok olduğu zaman belki de bu iş komple sona eriyor. Evet, yani sözün özü aslında hep tekrar ediyorum ya, beyin bir değirmen gibi eğer içine bir şey koymazsanız kendi kendini öğütüyor. İşte bu deniz üzümü örneği de bizim için güzel bir örnek belki de. Çünkü artık yeni şeyler keşfetmeyi bırakıp o
Belki de yaşlılık tanımı, bahsettiğimiz yaşlılık tanımı, yani konfor alanını terk etmeme, yeni şeylere kapalı olma gibi tanımlar üzerinden gittiğimiz zaman, bu yeni şeylere kapalı hale geldiğimiz zaman yavaş yavaş beyin küçülüyor ve iş görmez hale geliyor. Kaldı ki deniz üzümü örneğini hatırlayalım. Hatta hayatının devamı için kendi beynini yiyor deniz üzümü. İşte buradan bir ders almak lazım sevgili arkadaşlar. Birincisi, yaşlanmamak için o bahsettiğim yaşlılık tanımında söylediğim gibi yeni şeylere kapalı olmak, konfor alanını terk etmemeye çalışmak, risk almamak, daha az risk almak gibi konularda geri durmak için, işte sadece bunun için bile yaratıcı olmaya çalışmak yeterli. Sadece bununla savaşmak için bile yaratıcı olmaya çalışmak, yaratıcı olmak için çaba sarf etmeye değer bana kalırsa. Aslında bu da güzel bir haber. Dolayısıyla ben size daha yaratıcı bir birey olacağınızı, olmak için çaba sarf etmenizi önerirken, aynı zamanda tırnak içinde belki de hiç yaşlanmayacağınızı vaat etmeye çalışıyorum. Çünkü aslında yaşlılık geçirdiğimiz yaşlarla değil, bahsettiğim farklı durumlarla artık tanımlanmaya başladı. O yüzden isterseniz 90 yaşına gelin, bu dediğim alışkanlıkları yaratıcı bir birey olarak topluma ve dünyaya bakışı geliştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki gerçekten yaşlanmayacaksınız. Pırıl pırıl bir beyinle hayatta kalmaya devam edeceksiniz. En azından bizim hayalimiz bu, isteğimiz bu. Şimdi masanın üzerindeki nesneleri tekrar yorumlayın, bunlardan yeni şeyler yapmaya gayret edin dedim. Bunlar işte kimi zaman farklı renkte kağıt parçaları, kimi zaman kitaplar, kimi zaman farklı nesneler, kimi zaman farklı nesneler, şekil değiştiren nesneler. Örneğin bu bir halat, bununla farklı farklı biçimler üretebilirsiniz, farklı bağlar yapabilirsiniz, bu farklı bağlarla yeni biçimler oluşturabilirsiniz. Eğer istiyorsanız bunları araştırabilirsiniz. Örneğin ben denizcilikle ilgilendiğim için bu bağlar sürekli yanımda ve bunlara bu halat, pardon, daha doğrusu sürekli yanımda. Buna farklı bağlar yaparak hem denemeye hem yeni şeyler, yeni bağlar öğrenmeye çalışıyorum. Ancak bir matematik profesörü, sevgili bir hocamın atölyesine gittiğim zaman, mekanına gittiğim zaman, çalışma ortamına, böyle bir kitap görmüştüm. Düğümler var üstünde. Ben de dedim, ya hocam sen de mi denizcilikle ilgileniyorsun? Yok dedi. Bu bir matematik çalışma biçimidir dedi. Allah Allah, benim kafamda işte yeni bir kapı açıldı o anda. Nasıl yani dedim. Düğümlerle dedi bir matematik çalışma biçimi vardır. Bunun da bir teorisi vardır falan diye kısaca anlattı. Çok anladığımı söyleyemem ama en azından kafamda benim yanım yeni bir boyut yarattı bu. Ve işte şu basit bir düğümün aslında farklı bir anlamla da kullanılabileceğini, işte kimi zaman çimanın hareketinin gerekli olduğu, kimi zaman bu hareketin hiç gerekli olmadığı, farklı bağların olduğunu ama bunun bir matematik çalışma biçiminin de temeli olduğunu öğrendim. O yüzden bir diğer egzersiz de, hadi masamızı yeniden düzenleyelim egzersizi. Düzenleyelim değil de bu biçimleri yeniden kurgulayalım. Bu çok ilginç bir şey. Arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Bir diğer egzersiz de, buna da bir isim verelim, komik bir isim olsun. Beni baştan yaratı olabilir. Ne dersiniz buna? Ben ne söylediğimi tanımlayayım size. Siz ona göre yeni bir isim, belki daha ilginç bir isim kendinizce bulabilirsiniz. Bu da arkadaşlar her gün hepimizin evinden çıkan atıkları değerlendirme egzersizi. Örneğin tuvalet kağıdının rulosu hepimizde ortaya çıkan, işte birkaç haftada bir alıp çöpe attığımız bir malzeme. Hep aynı malzeme, hep aynı boyda, hep aynı kalınlıkta, aynı hatta renkte. Bunu zaten alıp çöpe atıyoruz, değil mi?
atmayalım, bunu alalım, masamızda bir makasla kesip bunu iç içe geçirelim. Bundan farklı bir form yapalım. Ve bunu da o atık her gün oluştuğunda yenileyelim. Çok ilginç bir çalışma biçimi. Her gün oluştuğunda yenileyelim. Ve hemen yine bunun cep telefonuyla fotoğrafını çekip bu bir süt şişesi ya da plastik bir süt şişesi ya da süt tetrapakın süt kutusu olabilir. Hiç fark etmez. Herhangi bir şey. Zaten bunu aldık çöpe atıyoruz. Gidiyor yani. Daha doğrusu atık ayrıştırıyoruz. Bunu aldık. Hayatı sonlanıyor. Evimizdeki işi bitti. Ya kağıt geri dönüşümüne ya plastik geri dönüşümüne gidecek. Benim önerim şu. Buna son bir şans daha verin. Ve sizin yaratıcılığınızla nereye ulaşabileceğine bakın. İlginç bir şey. Ve bunu bir fotoğrafını çekip koyun bir kenara. İstiyorsanız bir isim verin. Buna bir hatta öykü yazın. Adlandırın bunu. Bunları birer sahne elemanı yapın. İstiyorsanız biriktirin üçünü beşini. Sonradan üstüne küçük gözler, eller çizin. Bunları yan yana getirip fotoğraflayın. Nasıl isterseniz. Benim önerim şu sadece. Diyorum ki evimizdeki işlevi bitmiş, bir nevi o kendi yaşamına son verecek olan bir nesneyi alın, bunu yeniden yorumlayın. Hayata yeniden katmak için ona bir şans daha verin, kendinize de bir şans daha verin. O hiç değişmeyen nesneye değişik bir biçim yaratma, onu yeni bir forma sokmak için bir şans tanıyın. Çok fazla vakit harcamanıza gerek yok eğer arzu ediyorsanız. Onu farklı şekilde boyayıp, kesip katlayarak gerçekten bambaşka şeyler yaratabilirsiniz. Burada amacımız sadece aynı şeyi tekrar ederek nasıl değişik şeyler yapabileceğimizi denemek. Bu çok önemli bir alışkanlık arkadaşlar. Önceki dersimizde de söylemiştim. Basit bir daireden yola çıkarak, bunun izini çıkararak neler yapabileceğimizi yorumlamak. Bir diğer alışkanlık da size önerebileceğim arkadaşlar, elinizde yeni mekanlar için oluşturabileceğiniz bir sayfanızın olması, daha doğrusu defterinizde yeni bir bölümün olması bununla ilgili. Bunun başlığını da yeni mekanlar yazabilirsiniz. Herhangi bir yeni mekan, bu yeni bir restoran olabilir, arkadaşınızın evi olabilir, bir müze, bir galeri olabilir. Bu yeni mekanla ilgili birkaç not. Belki birkaç çizim. O mekana inanın bambaşka bir algılama boyutu yaratacak size. Çok çok kıymetli olacak. Zaman içinde zaten bu alışkanlıklarınız çoğaldıkça göreceksiniz ki çevrenizde gördüğünüzü, algıladıklarınızı daha önce olmadığı bir biçimde algılamaya başlayacaksınız. Daha evvel de gidiyordunuz yeni mekanlara. Orada durup sağa sola bakıyordunuz ya da bakmıyordunuz. Göreceksiniz sevgili arkadaşlar, bu defteri ufak tefek çiziktirikler, ufak çiziktirmeler, ufak eskizler bu mekanı öyle bir algılamanızı sağlayacak ki, örneğin bunun planını düşünmeye başlayacaksınız. Plan ne demek? Onun üstten görünüşü. Daha evvel de hep gidiyordum bir yere, hiç onu düşünmüyordum. Ama şimdi böyle bir mekana girdim, bu mekan bir dikdörtgen değilmiş. Bakın burada içerlek bir bölümü daha var. Bunu algılayıp belki bu planı çizeceksiniz. Dolayısıyla mekanla ilgili farklı bir bakışınız gelişecek zamanla. Duvarlar, duvardaki nesneler, aydınlatma elemanı, kişiler, insanlar, masanın dizilişi, sandalye biçimi, sandalye türü. Eğer bu yer bir müze ise, müzedeki nesneler, müzedeki eserler, her biri kafanızda yeni, yepyeni bir boyut açacak sevgili arkadaşlarım. Buna da mekanın hikayesi diyeyim. Ne diyelim, başka bir şey uyduralım. Hadi buradan ev var deyin. Yeni mekan deyin. Eski köye yeni mekan deyin. Ne derseniz deyin. Bu sayfalarınız da hep bu mekanlarla ilgili olsun. Göreceksiniz her gün gördüğünüz mekanları
artık farklı şekilde anlamaya, anlamlandırmaya ve bu konudaki gözlem gücünüzün ne kadar geliştiğini de görmeye, buna şahit olmaya başlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, aslında yaratıcılık sıradan şeylerin sıra dışı bir yöntemle görülmesi, algılanması ve yorumlanması işi. Bakın şimdi bununla ilgili çok ilginç bir videoyu sizlerle paylaşarak bugünkü dersimizi sonuçlandıralım.